Kayserispor arasında şu anda çok fark var. Çünkü ikincilikle birincilik arası fark oluyor bu. Peki yani, takımların performanslarını başarılı buluyor musun? Ya Manisa Spor şu anda durumuna göre bence Bankasya'da kalması daha iyi PTT'de. Ama Akhisar Manisa'ya göre daha gayet iyi. Zaten bunun için Akhisar Manisa arasında husumet oluyor bu yüzden. Peki maçlara gitme şansı buluyor musun? Tabii elimden geldiği kadar hani boş vakitlerimle gidiyorum tabii. Peki özellikle baktığında Manisa Spor maçların Akhisar Spor'a göre tribünleri daha boş. Bunun sence en büyük sebebi nedir? Ya en büyük sebebi Manisa'nın halkı destek vermiyor artık. Çünkü takımda düşüş oluyor. Çıkış oluyor, düşüş oluyor ama destek vermiyor halk. Akhisar'lar öyle değil mesela. Kalkıp da Akhisar'dan geliyorlar, dolduruyorlar tribünleri. Manisa halkı da bir nevi destekliyor burada tabii de. Genelde aralarında harbi de çıkıyor yani öyle. Manisa Spor ve Akhisar Spor bu şehrin iki takımı. Bu iki takımın maçlarını takip ediyor musun? Kesinlikle. Peki bu takımın gösterdiği performansları nasıl görüyorsun? Akhisar ve Manisa Spor ayrı ayrı ele alırsan. Manisa Spor şu anda diplerde oynadığı için pek başarılı bulmuyorum ama Akhisar'ı sevmediğim halde Akhisar yine durumu iyi yani bizden kat kat fazla. Peki baktığında Akhisar Spor maçlarında tribünler Manisa Spor maçına göre daha kalabalık. Sence bunun en temel nedeni nedir? İlçe takımına sahip çıkıyor, Manisa gibi değil. Manisa'yı da bu duruma getiren, nasıl söyleyeyim ben sana, Manisa'yı bu duruma getiren yönetimdir. Başka da hiçbir şey değildir. Yani. Şu anki yönetimden mi bahsediyorsun yoksa daha önceki, geçmiş yıllardaki yönetimlerden? Bir önceki yönetimle bu yönetimin arasında pek fark yok. Kenan Yaralı, Emre Asköy, ikisi de aynı. Peki baktığında Manisa Spor şehri, Manisa halkı takıma destek vermiyor, sen de söyledin. Peki yerel yönetimlerin verdiği desteği yeterli buluyor musun? Kesinlikle bulmuyorum. Manisa takımına sahip çıkmıyor. Önemli olan bu zaten, takımına sahip çıkmak. Medyadan, basından kadar gördüğünüz kadarıyla takımların performansı başarılı mı sizce? Hayır canım, hiç başarılı değil. Tribünler bomboş. Yani genelde şikayet var Manisa. Peki size tribünlerin boş olmasının ana nedeni nedir? Yönetimdir yani, bir ne bileyim ben yani, fazla herhalde reklam yoktur ya da takıma güvenmiyordur seyirciler, ondandır yani. Peki yerel yönetimlerin takımlara verdiği destekleri yeterli buluyor musunuz? Futbol olarak yetenek destek buluyoruz ama yani desteği vardır futbol olarak ama diğerlerine yok. Diğerleri ama, derken farklı branşlara mı? Tabii farklı branşlara yok. Elimizden gelince kadar takip ediyoruz. Baktığınızda takımların performanslarını yeterli buluyor musunuz? Bir Akhisar Belediyespor Süper Lig'de Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi verirken Manisa Spor da Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor. Bana göre ikisi de Türkiye liglerindeki en başarılı iki takımdan biri. Birincisi PTT Ligi'nde bu kadar küçük bir bütçeyle bu seviyeye gelmesi bile başarı. Akhisar'da yine çok büyük bütçeler harcamadan bu seviyeye gelmesi ve adını duyurması yine bir büyük başarı. Böyle bir ilçeye rağmen. Peki baktığınızda Manisa Spor Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor. Şu anda 7. sırada bulunuyor. Sizce Süper Lig'e çıkamazsa da başarısız sayılabilir mi takım? Ya da hocanın gösterdiği performans yeterli mi sizce? Bana göre başarılı. Bu seviyeye gelmesi, bu kadar borca rağmen oynattığı futbol tatmin edici. Ama tabii her yıl kendi takımının şampiyon olmasını ister. Belli bir yere kadar. Gücü buraya kadar yetiyorsa bana göre Kemal Özdeş başarılıdır. Peki baktığınızda Manisa Spor tribünleri Akhisar tribünlerine göre daha boş. Sizce bunun Akhisar tribünleri baktığınızda Manisa Spor tribünleri karşılaştığımızda Manisa Spor tribünlerinde boşluklar gözlerken Akhisarlı seyirciler daha çok destek veriyor. Sizce bunun en temel sebebi ne olabilir? Zaten burada ilçeler daha büyük ve daha geniş olduğu bütün ilçeler Manisa Spor'dan çok kendi takımlarını destekliyor. Burada size göç alan bir il olduğu için de genelde dışarıdan gelen insanlar bu merkezdeki takımları da desteklemez. Bu bütün illerde bu böyledir. Nereye giderseniz gidin. Peki Manisa tribünlerinin boş kalma sebebi, en büyük temel sebebi ne olabilir? Manisa'nın mı? Evet. Manisa'nın bana göre yani dediğim gibi çok büyük transfer, çok büyük bir hani popülatörist bir şey yapmadan yani reklama ihtiyacı olan bir takım aslında. Herkese bir enerji, pozitif bir enerji verecek bir takım değil. Sadece mücadele bazında iyi bir takım. Peki yerel yönetimlerin futbol kulüplerine verdiği destekleri yeterli görüyor musunuz? Yeterli, tabii ki yeterli. Bana soru değil, bana gidip şeyi soracaksınız, siyasetçileri soracaksınız. Manisa Spor ve Akhisar Belediyespor bu şehrin iki güzide takımı. Bu iki takımın maçlarını takip ediyor musunuz? Evet, yani çoğu zaman takip ediyoruz ama sanki Manisa Spor gitmiş, Akhisar gelmiş, yıllardır başarılı bir performans sergileyen Manisa Spor Süper Lig'den
biliyorsunuz yıllarca iyi mücadele etti. Ama şimdi tam tersi sanki Akhisar onların yerine geçti. Manisaspor'da PTT'de çıkma mücadelesi veriyor ama maalesef herhalde son haftalarda onların da durumu çok çok iyi değil. Akhisar'da tam tersi Süper Lig'de 9. sırada. Hatta belki de Avrupa Kupaları gitme şansları var. Yani inşallah Manisa hak ettiği yere gelir. O kadar iyi futbolcuları 1. Lig'de çok iyi takımlarda oynuyor. Selçuk gibi olsun, Arda gibi olsun. Yani altyapıdan gelen futbolcu yok. İnşallah daha iyilere gelir. Akhisar'da tam tersi çok başarılı bir grafik çiziyor. Bu takımlardan ne kadar haberdarsınız? Maçlarını takip etme şansınız var mı? Maçları takip edemiyorum. Yani isterdim ama biz kendimiz de burada antrenörlük yapıyoruz zaten. Sporla iç içeyiz ama futboldan uzak kalıyoruz. Evet. Peki, baktığınızda Manisa halkı genelde futboldan uzak. Sizce bunun en temel sebebi nedir? Bilmiyorum, aslında bu büyük bir eksiklik. Yani taraftarlar, özellikle Manisalılar, bence tabii ki takımlarını orada hani gidip izlemeli, burada destek vermeliler ama herhangi bir katılım pek görmüyorum ben. Ama tabii bu böyle olmamalı. Sonuçta biz bunlara destek vermeliyiz, izlemeliyiz. En azından motive olur takımımız. Peki baktığınızda Manisa diğer şehirlere göre spor kültürü olmayan bir yer. Sizce bunun en temel sebebi nedir? Bir spor kültürü eksikliği yaşadığımıza inanıyor musunuz siz de? Tabii ki spor kültürü yok. Evet, biz bu amatör sporlarda da böyle, yani sırf futbol açısından bakmamalı. Amatör sporlarda da aynı sorunu yaşıyoruz. Eksikliğimiz var. Hocam, Akhisar Belediyespor, Manisa Spor bu şehrin iki takımı. Bu iki şehrin takımından ne kadar haberdarsınız? Çok haberdar değilim. Futbola pek ilgim yok. O yüzden bilemiyorum. Peki baktığınızda futbolda daha çok Manisa halkı futbola uzak. Sizce bunun en temel sebebi ne olabilir? Bilemiyorum. Futbol aslında en çok taraftarı olan branşlardan bir tanesi. Diğer sporlar o kadar da destek yok ama bilmiyorum. Peki diğer sporlara bir ilgi olduğunu düşünüyor musunuz Manisa'da? Amatör sporlara? Seyirci açısından çok fazla değil. Manisa'da yerleşmiş bazı branşlar var. İşte destekçisi olan, altyapıdan gelen ama hepsine aynı miktarda dikkat edildiğini düşünmüyorum. Bu takımın maçlarını tribünde mi seyrediyorsunuz yoksa daha çok evden mi seyrediyorsunuz? Ya sonucu daha çok öğreniyoruz da, o var yani. Hani zaman buldukça da izliyoruz yani. Genelde de Akhisar çünkü Süper Lig'de ya. Diğerini pek şey yapamıyoruz yani, zamanımız olmuyor. Peki bu takımların performanslarını yeterli buluyor musunuz? Ya Akhisar çok iyiydi de son 2-3 maçtır biraz kötü yani. Şeyden dolayı galiba da, o da büyük takımlarla oynadığından dolayı olacak. Ama Manisa Spor biraz düşüşte ya. Peki bu düşüş sizce neye bağlı olabilir? Sezon sonunda Manisa Spor Süper Lig'e yükselebilir mi sizce? Süper Lig'e çok zor ya. Çok zor çünkü bayağı puan farkı var. Playoff oynamak ise çok büyük risk zaten. Ben ona inanmıyorum ya. Akhisar kalır ama. Kesin kalır. Öyle bekliyoruz. Akhisar Spor için 3-4 hafta öncesine kadar yeterli buluyordum ama bu son 3-4 haftadır teknik direktörleri Hamza Hamzoğlu'nun da kabul ettiği gibi ciddi bir düşüşleri var. Manisa Spor'un da bir yükselen bir alçalan bir grafiği var ama Manisa Spor için ben bu sene takip ettiğim kadarıyla genç ve dirençli bir ekip playoff oynayacağını düşünüyorum en azından. Peki baktığınızda Akhisar Belediyespor bir ilçe takımı olmasına rağmen Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veriyor şu anda. Siz bu hedefi gerçekçi buluyor musunuz? Gerçekçi bulmuyordum aslında. Sezon başında böyle bir şey söylense gülebilebilirdik hatta ama çok iyi bir çıkış yakaladıkları için bir ara acaba gerçekten Akhisar Avrupa'da oynar mı düşüncesi kafamızda olmuştu. Ama geçen gün Hamza Hamzoğlu'nun Beşiktaş maçından sonraki röportajını da ben dinledim. Biz o havaya girdik ve bu hava bize olumsuz bir etki yarattı deyip bunu kabul etmişti. Ben de öyle düşünüyorum. Yani takım bir anda düşmemeye oynarken Avrupa kapısı göründü. Bu da oyuncuların üstünde bence bir rehavet yarattı. Bu yüzden şu anki konumları itibariyle de kolay olmayacağını düşünüyorum sezonun geri kalan kısmı. Peki Manisa Spor sezonu Süper Lig hedefiyle başladı. Şu anda 7. sırada playoff'a katılma şansı sürüyor. Siz Manisa Spor'un performansını irdelerseniz nasıl buluyorsunuz? Yani Manisa Spor dediğim gibi inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Ama kadrolarını da biliyorum. Hatta oynayan arkadaşlarım da var. Genç ve dirençli bir ekip. Yani ben sonuna kadar kovalayacaklarını ve playoff'a bu sene playoff oynayacaklarını düşünüyorum. Peki spor kültürü açısından ele aldığınızda Akhisar ve Manisa takımlarını kıyaslarsanız sizce nasıl bir fark var arada? Şimdi şöyle, Manisa bir il takımı, bir şehir takımı ve bu şehrin profesyonel bazında olan tek takımı, yani ilçeleri baz almazsak. Manisa Spor'un
daha iyi yerlerde olması gerekiyor bence. Akhisar Spor'da dar bütçeyle hem bir ilçe takımı olmasına rağmen Manisa Spor'dan daha iyi bir performans sergiliyor. Yeri ve konumu itibariyle de daha iyi bir yerde. Ama bence o aralarındaki o küçük çatışmadansa daha büyük birlik ve beraberlikle Manisa'nın adını daha iyi yerlerde duyabiliriz. Maçları şöyle takip etme şansımız var. Holigan taraftarımız çok fazla olduğu için haliyle kavga, gürültü çok fazla biliyorsunuz. Bu şekilde insanlara bir şekilde duyuruluyor. Onun dışında aynı zamanda buranın öğrencisi olduğum için stadın dibindeyiz biliyorsunuz ki bu şekilde haberimiz oluyor. Yoksa öyle özel bir ilgim yok açık konuşmak gerekirse. Spor kültürü eksikliğinden mi kaynaklanıyor sizce bu? Spor kültürü eksikliğinden ayrıca sporcunun sporcu gibi davranmamasıyla alakalı bir durum var. Dediğim gibi taraftarlarımız çok fazla holiganca davranıyorlar. Saldırgan davranışları var biliyorsunuz. Yani taraftar böyle olunca haliyle spor kültürünün yaygınlaşması, doğru yaygınlaşması çok daha hani düzgün gitmiyor diye düşünüyorum. Evet hocam, bu şehrin iki takım var. Akhisar Belediyespor ve Manisa Spor. Bu iki takımın performansını nasıl buluyorsunuz? Akhisar Belediyespor Süper Lig'de Manisa'mızı güzel temsil ediyor. Birincilikte de Manisa Spor şu an 7. sırada bildiğim kadarıyla. Onlar da ilk 6'ya girerse playoff'a çıkacaklar. Temennimiz ikisinin de liglerinde en üst düzeyde olmaları ve en iyi yerlere gelmeleri. Peki hocam, baktığınızda Manisa Spor tribünleri daha boş. Sizce bunun temel sebebi nedir? Manisa olarak bir spor kültürü daha oturmamış bir şehrimiz. Sanayi şehrimiz, ekonomisi güçlü bir şehrimiz. Ama insanlar daha tabana sporu yayamadığı için. Biz şimdi tabii yeni nesil antrenörler olarak bunu yaymaya çalışıyoruz gençlere. Spor bilincini onlara kazandırmaya çalışıyoruz. Temennimiz ileride daha iyi olması. Ama şu an yeterli mi derseniz, sizin de söylediğiniz gibi yetersiz bir seyirci sayısı var. Sporun bugün dünyada önemli bir yerde olan spor, Türkiye'de hak ettiği değeri bulmadığına inanıyorum ben de.